okumuyorum ki. Ya ne? Bakıyorum. Ellerimle görüyorum ben. Neydi? Al baharlı mavi dağlar yârim gurbet evde ağlar. Birlik olun kızım. Birlik olursanız kul gibi geçinip gidersiniz. Sen olsan kızını bir köre verir miydin Karaca baba? Sana Türkiye kaçacağım dediydin. Hani nerede? Söyleyene değil, söylediğine bak demişler. Yaktıramıyorsun ellem ki. Yola çıkan yola girer. Ara, mutlaka ara. Leyla'yı der, Mevla'yı ara. Cem'e dur ruh. Samah dönerek, sen istersen duaz çalarsın. Ne bileyim bir hizmet kururuk. Kanamadım ki. Efendim mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Samsun'un nabzında yeniden birlikteyiz. Bugün de yine çok özel bir konu sizlerle buluşturmak istiyorum. Fragmanda da izlediniz. Aşık Veysel'in hayatını. Üstelik de pek de bilinmeyen kısmını. Beyaz perdeye uyarlayan bir arkadaşımız. Bilal Babaoğlu, yönetmen, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi tabii sizleri bilmiyorum ama ben filmi izlerken Yılmaz Güney tadında bir duyguya kapıldım. Çok eskilere götürdü beni. Çok başarılı bir çalışma olarak gördüm. O yüzden de özel olarak bu çalışmayı, bu eseri ortaya koyan arkadaşımızı sizlerle tanıştırmak istedim. Siz zaten yakından tanıyorsunuz Bilal Babaoğlu. Türkiye'deki çok önemli dizilerde de senaristlik yapmış bir yönetmen. Evet. Samsunlu olmanız, Samsun'da bulunma sebebiniz ayrı bir heyecan verdiği için de zaten bir yola çıktık sizinle. Bize Bilal Babaoğlu bugün geldiği noktaya baktığımızda ortaokullu yıllarda ya evet ben böyle bir yol çizeceğim kendime diyerek mi büyüyen bir insandı? Annesi sanatçı mıydı? Babası sinemacı mıydı? Bu arkadaş kendisini nasıl var etti de bugün böyle bir insan olarak karşımıza geldi? Merak ediyoruz. Nasıl bir yolunuz oldu sizin bugüne kadar? Evet, teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Hakikaten böyle hani yürekten de anlamaya yönelik bir soruyla konuya başladığımız için de teşekkür ediyorum. Yani geldiğimiz yerden geriye doğru baktığımızda evet yani böyle bir adamdan sinemaya çıkmış olması bence tesadüf değil. Şöyle değil. Hani ben çok çocuklu 8 çocuklu bir ailenin çiftçi köylü bir ailenin çocuğuyum. En küçük çocuğuyum. En küçük çocuğusun. Evet, evet. Yani mesela hani nasıl bir dünya? Belki işte Vizontele'nin dünyası gibi bir dünya biraz. Biraz Kustrika'nın Çingeneler zamanının dünyası gibi. Benim baktığım yerden tabii. En küçük kardeş olmanın biraz şeyiyle belki rahatlığıyla. Çok küçük yaşta annemizi kaybettik ama hani onu bir hani dramından ziyade aslında acıyı bağlayıledik denilen bir yönü var ya Anadolu insanlar. Evet acıyı. Onu belki çok erken öğrendi. Kaç yaşında? Ben hiç bilmedim. 1,5 yaşındayken falan. Bir büyük ablam da bilmemiştir ama hani işte, hani annesiz büyüyen bir aile, kalabalık bir aile ve köy dünyası. Havza'nın, Cevizlik Köyü'ndenim. Oo, hem de Havzalısınız, evet. Samsunlusunuz, buralısınız yani. Tabii. Yani işte birleştirilmiş sınıflar diyoruz biz. Öyle bir ilkokulda okumuş olmanın kendisi. Hani bugünün çocuklar için bunlar çok uzak hikayelermiş gibi geliyor ama bizim gayet iyi bildiğimiz şeyler. Tabii, bütün çocuklar 5 sınıf bir arada okuduk. Köylerde. 1976 doğumluyum. Bilal Babaoğlu.
çok da eskiyi anlatmıyorsun. Tabii tabii yani öyle ya bakmayın. Ben... Biraz sakal beyaz o da yönetmen görüntüsü kurtarsın diye. Evet çok çok çalıştığım için, çok emek verdiğim için biraz belki erken ağırdık. Yani televizyon sektörünün böyle bir kötü sonucu var ama ben şikayetçi değilim. Beni yakinen bilenler de şöyle diyorlar, hoşuma gidiyor. Yüreğinin akı yüzüne vurmuş diyorlar. Çok o güzel. Hoşuma gidiyor. Yani belki öyle olabilir. Köyde ne kadar zaman geçirdin? İşte ilkokul bittikten sonra Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi'ne girdim. Parasız yatılı. Bu da mesela önemli bir kod. Öyle benim mi? Hayatımda parasız yatılı. Yani aileden ayrıldınız ve orada tabii, yatılı okulda. Ortaokuldan itibaren 7 yıl. Ortaokulda liseydi. Sonra lise kısmı Anadolu Öğretmen Lisesi olduğu için kolejde okumuş oldum. Çok büyük bir şans gerçekten de. Değil mi? Bu coğrafyada doğup da aynı zamanda Akpınar Öğretmen Lisesi'ne ya da eski adıyla Akpınar Köy Enstitüsü'nün öğrencisi olmak. Orada ama bu ne kadar kıymetli işi biliyor musun? Samsun'da kültür ve edebiyatta, sanatta ne kadar imzası olan değer varsa hepsine bakıyorsunuz. Yani %90'ı daha doğrusu. Ladik Akpınar'dan gelmişler. Orada bir okul çünkü. Ya da annelerine, babalarına bakıyorsunuz. Oradaki köy enstitüsünden mezun olan mezun insanların oldu. Çocukları. Öyledir. Şimdi orası hakikaten o anlamda büyük bir olanaktı. Şans şöyle. Sinemacı gözüyle değerlendirdiğimizde ne? Yani ortaokul birden itibaren her akşam, her hafta cuma akşamları bir yerli bir yabancı olmak üzere sinema salonunda film izleyen bir çocuklardık biz. Bu istisnasız Akpınar'da, her tabii, hafta tabii. Düzenli. Her hafta düzenli bir yerli bir yabancı. Yerliler nedir? Anlatayım hızlıca. Ortaokul birinci sınıf çocuklarıyız. Yatılı okul çocuklarıyız. İşte yuvadan, anadan, babadan ayrılmışız. Hasretlik çekiyoruz gerçekten de. Çekilmez mi? Kış günü soğuk. İşte ön sırada ortaokul birinci çocuk sınıflar otururlar. Arkaya doğru 2-3 falan diye. O zaman da ne var? Mahmut Tuncer, Küçük Emrah'ın, Acılar'ın çocukları, bilmem ne filmleri var. Onu izliyoruz. Orta 3'e kadar herkes ağlıyor. Abiler geliyor. Susun lan. Onlar da gürültüden izleyemiyorlar falan. Ya da en sonunda mecbur yanımıza oturup teselli etmek zorunda kalıyorlar falan. Böyle bir sinema kültürüne yetişiyorsun gerçekten de. Evet. O sinema kolu kendisi hani filmleri seçiyor, önceden izliyor, bilet satıyor mesela ortaokulda, yatılı okulda. Bilet satan çocuğum, sinema kolunda görev alıyorum gidip falan. Öyle bir sevdam vardı gerçekten de. Demek ki yani tohumlar, temeller belki orada biraz şekillenmiş evet, olabilir. Evet. Mesela oradan hakikaten oraya gelen filmlerin afişlerini çalıp şeyime dolabıma falan yapıştırdığımı hatırlıyorum. Belmondo'nun işte o zaman hani kimle Van Damme'ın, Bruce Lee'nin falan o yabancı da onlar vardı. Onlar işte Karate Kid'ler falan vardı. Böyle bir film şeyimiz vardı. Evet, çok güzel. Ben merak etmiştim. Yani ama şey tabii annenizi erken kaybetmişsiniz. Babanızla ilgili program öncesinde konuşurken hani bu temeli sizde oluşturan altyapı nedir diye bakmak istedim. Bence olmaması. Eksik olması da bir insanın tamamlamaya mecbur ediyor. Ya bu çok önemli belirleyici. Bakın hani aşağı yukarı bu sanki böyle bir şey yazan, çizen adamlarda olması gereken bir hikayeymiş gibi bir şeyini kaybetmiş olmak. Kahramanın hikayelerine bakın, onlarda da böyle eksik. İşte o işte eksiklik bir başka bir şeyle tamamlama gayretine sebep oluyor. Evet. Belki böyle bir şerden hayır doğurma şeyi var sonucu. Ama yine de galiba bu şeyde okuldayken bu sinema sevdasının aşılanması oraya ilgi duymanızı sebebiyet vermiş olabilir. Tabii belki kesin. De. Akpınar'ın büyük şeyi var, etkisi var. Sonra tabii başka bir şeye de yönelmişsiniz o esnada. Babanızla olan ilişki de burada işte ortaya çıkıyor. Hani galiba kara kutunun içerisinde filmlerin yapılmasını, fotoğrafların çekildikten sonraki karanlık oda sevdası sizde bir arkadaşınızla birlikte başlamış. Evet. Hatta biraz da macera perest bir şekilde bir kamyonun arkasını ona dönüştürmüşsünüz. Sadece bu bölgeyi değil, Anadolu'yu karış karış dolaşıp insanlara, çocuklara özellikle fotoğraf çekildikten sonra karanlık oda büyüsünü. Şimdi bu da mesela bu fikir nasıl oluştu? Kimden çıktı? Şimdi o bir... Kaçın sınıfta olduk? Siz kaç yaşındaydınız? Üniversite bitirdiğim yıl ya da bitirdiğimden bir sonraki yıl. Yani 2000'de oldu. Çünkü 99 depremi sonrasıki çalışmalardan bahsediyorsun. Senaryo aşamacılık işinden önceki dönem. Gazetecilik okudum ben İstanbul Üniversitesi'nde. O zaman biz yavaş yavaş evet, gidelim. Ortaokul, lise yatılı olarak bitti. Sonra biz
dönem çok kısa bir süre Amasya Eğitim Fakültesi'nde okudum. Hani o zaman işte tam o yaşlar tam ne olmak istediğini bilmeme falan hani. Keşfetmeye çalışma. Keşfetme ve de orada çok sevdiğim yatılı okuldan da hatta köyümden de çocukluk arkadaşım orada diye. Ama pek okumayacağım belliydi eğitim fakültesini. Bana göre değil mi diyordunuz? Evet yani. Ama onu o çağırdı diye onun yanında olayım diye o arkadaşımı çok sevdiğim için Oğuz Ertuğ gerçekten. Selamlar olsun buradan. Evet şöyle de kıymetli filmimin de mesela aşığı yapmadan önce köyde galasını da Oğuz organize etmişti çocukluk arkadaşım. Neyse onun ricasıyla Amasya'ya gittim. 3 ay sürmedi de benim anlaşıldı ki ben öğretmen olmayacağım. Çünkü hemen gider gitmez orada şehir tiyatrosunun belediye konservatuarına tiyatroya yazıldım. Öyle mi? Üniversitedeki tiyatro oyununa yazıldım ve hani ben anladım ki yapmayacağım bu işi. Yeniden sınava girip yeniden hazırlanma için bıraktım. Sadece oyunları yazıldığım, sorumluluk aldığım rolleri tamamlamak, o sene şey yapmak için kaldım orada. Bir sonrası yine bir sınav hazırlandınız. Evet, bir sonrası sene Samsunluluğum, şehirli olan Samsun kısmı bir sonraki senedir. Yani 95-96'da ben burada Güvence Dershanesi'nin öğrencisi olarak ablamla yaşayarak yani SSK Hastanesi'nin üstünde sonra azıcık da Modern Pazar'ın orada yaşayarak şehirde yaşayan bir Samsunlu olarak bir yılım vardır. Dershaneye gittim. Onda da çok sıkı çalıştım gerçekten. Çünkü sinema TV ya da gazetecilik okumak istiyordum. Sinema TV olmadı. Gazetecilik İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne gittim 96'da. 96 senesinde iletişim macerası, evet. Yani iletişim fakültesi süreci böyle başlamış 2017'de oldu. Samsun'a dönene kadar beri ben İstanbul'da sadece yılda bir iki cenaze, bayram, düğün gibi şeylerle köye, havzaya geldim. Samsun'a da belki ziyarete öyle ablama gelmişim. O zaman yaklaşık 20 yıl dışarıda yani okulda iletişim fakültesinde İstanbul'da okuyarak sonraki süreçleri de orada yaşayarak bir 20 yıl orada ömür geçirdiniz. Evet. Farklı farklı bölümler halinde programı yürütelim istiyorum. İlk bölümü anlamış olduk. Şimdi bir 20 yıllık bir o zaman İstanbul kısmını. Evet. Konuşalım, okul kısmını konuşalım. Gazeteci, muhabir gazeteci olarak hakikaten kıymetlidir. Hani anlatırım, ben de severim. O işte 97-2002'ye kadar çeşitli gazetelerde, önce sabah gazetesi, akşam gazetesinde, sonra sabah, Star gazetelerinde, önce polis adliye hastane muhabiri olarak. Yani ben şunlara tanığım. Bu arada gerçekten o yıllarda en önemli neler oldu? Hayata dönüş operasyonlarıydı evet, ve benzeri gibi olayları bir muhabir olarak tanıktım ben. Onu söylemiştiniz. Hayata dönüş operasyonlarında muhabir olarak görev aldınız. Evet, Adli Tıp Cerrahpaşa bölgesinin o zaman Sabah Gazetesi muhabiriydim ben. Peki o dönemde tanıklık ettiğiniz şeyler dünyaya bakış açınızda değişiklikler yarattı mı? Kuşkusuz şöyle. Biz zaten hani köye doğmuş, 8 çocuk bir aileye doğmuş çocuk olarak zaten hani hakikaten yoksulluğun içinde yaşayarak geliyorsun. Yani acıyla beraber yaşaya geliyor oluyorsun. İşte bir kere hani ta üniversiteye başladığım yıldan itibaren hemen para kazanıp çalışmak mecburiyeti gibi bir mecburiyetle beraber yaşıyorsun. Onlar işte o zaman mesela gece hastane muhabiri olunca hastaneye gece yarısı gelen insanların hikayelerine tabii ki onlar da kim? Hakikaten onlar benim köyümden çıkmış insanlardan farkı olmuyor oluyor. Ya da kentin yoksulları, köyün yoksulları aynı benim gibi 90'ların sonunda İstanbul'da buluştuk. Yani iki çıplak İstanbul'da buluştuğu halleri yaşadık biz yani aynı durumda. Onlara tanıklık etmiş olduk evet, doğal olarak. Ona öyle bir pişiriyor bunların hepsi seni yani sinemacı olarak pişiriyor, işte yazar olarak pişiriyor falan. O zaman sakal ağrıyor işte. Çünkü görüyorsun orada hakikaten bir ilaç parası için yani gerçekten ceketini satmak zorunda kalan insan gördüm ben ya. Yani bu yani, öyle uydurmuş değil, gerçek hayatın içerisinde. Yeminle böyle bir sahne gördüm. Biz Adli Tıp'ın karşısında muhabirler olarak oturup okey oynarken bir adam çat diye girdi. Ceket alan var mı ceket alan? Kimse dinlemedi falan mesela. Sonra çıkarken böyle bir ana avrat kalayladı çıktı herif kapıyı çarptı. Sonra biz bir aydık. Allah Allah bu adam bize niye küfretti falan. Biri dedi ki orada adam ceketini satıyor. Hadi ya şimdi haberciyiz ya poldur püldür koşarak gittik haber ya bizim için. Ve ceket satan adamı çekeceğiz. Sonra 2-3 adım haber diye koştuktan sonra birden hepimiz beraber İnsanı küt diye öyle durduk. Ne yapıyoruz lan biz dedik. Böyle adilik öyle mi olur? Hani biz bile kendi şeyimizle yüzleştik orada. Yani. Utandık. Evet. Ve zaten hani gitti adam falan. Bu kadar gerçekti gerçekten şeyde hani. Bu tabii başka bir konuyu açıyor. Evet, oradan şimdi ben... Yo bu ama önemli bir şey. Gerçekten medya sektöründe çalışmak çok
kolay bir şey değil. Ateşten gömlek gibi bir şey Mete artık biliyorsunuz. Evet. Kendi ayaklarınızın üzerinizde durmayı başarabiliyorsanız belki taraf olmak durumunda kalmayabiliyorsunuz. Ya da şantaj ya da tehdit yapmak durumunda kalmayabiliyorsunuz. Hı hı. Ama değilse şayet varlığınız, mevcudiyetiniz başka şeylere bağlı gelişmeye başlıyor. O zaman da işte o bahsettiğiniz değerleri, etik değerleri çıkartıp bir tarafa koymak durumunda kalabiliyorsunuz. Sistem de sizi bu şekilde şekillendiriyor tabii, maalesef. Nasırlaşıyor yüreğin bir süre sonra. Evet. Kötü oluyor bu. Tabii arzu edilen şey böyle değil, bir şey değil. Değil. Yani orada bir gerçekten bir dram var. Belki yapılması gereken hastanenin o babaya ceketini sattırmayacağı bir koşulu niye sunmadığı üzerinden bir sorgulama, eleştirel bir bakış açısı geliştirip evet, toplumda şöyle de bu sorunların var, yaşamamasını sağlamak olmalı. Yapamıyoruz değil mi bunu? Bazen işte bazen de gerçekten muhabirin hatırına, ondan tırsmasına alıyor doktor. Bazen de oluyordu öyle durumlar. Yani haber oluruz aman aman diye de bazen de yok böyle bir caydırıcı gücü var zaten meydana. Evet, bazen de böyle doğru yeter ki kullanılabilsin değil mi? Evet, aslında evet, bu mümkün yani biz de zaman zaman buna tanıklık ediyoruz. Derdini söyle programları yapıyoruz. Evlerin içerisine giriyoruz, insanlara soruyoruz. Amacımız da kimseyi açığını eksiğini yakalamak değil. Varsa bir problem bunu görüp teşhir edip sesini ulaştıramayan insanların sesi olarak yetkililere arkadaşım bak burada böyle bir şey var. Sen de gözden kaçırmış olabilirsin bunu tırnak içinde. Sen de gel bu meseleyi yerinden tut kaldır ve bu sorunu ortadan kaldır görevi de yapılabiliyor. Gayet de güzel şeyler çıkıyor tabii, arkadaşlarımız. Tabii hakikaten yapıyorlar. Gazeteciliğin mesleğimizin o konuda ciddi bir televizyoncunun ciddi bir rolü var gerçekten de. Yani ortak vicdanı temsil ediyor olması, görünmeyeni gösteriyor olması gibi önemli bir işlevi var. Tam da bunun için de ben de tercih ettiğim şeylerde yapmaktan hani heyecan duyduğum, kıymet verdiğim işlerde hala da yapana da başım üstüne büyük saygı evet, duyarım yani. Saygı. Büyük değerim. Böyle ilerlemesi çok da fayda verici oluyor. Şimdi konuşacağız tabii. Veysel fikri nereden çıktı? İşte sonrasında çok daha büyük bir proje yine konuşulacak. Mustafa Kemal ile ilgili bir proje var. Çok kolay şeyler değil bu projeleri ele almak. Üzerinde konuşmak bile çok kolay değilken bunlar adım atıyor olmak. O yüzden dikkat çekici bir yön var. Bunları hep konuşacağız masaya yatırıp sizinle. Ama yavaş yavaş ilerleyelim. Şey başladı, muhabirlik süreci başladı. Okul bitti, iletişim fakültesi. Orada ben yönetmen olacağım, sinemaya ilgi duyacağım bir şekillenmiş miydi? Tabii. Yani sinema TV okumak istedi. Ona yetmediği için gazetecilik. Ve gazetecilik okurken de ben sinema TV bölümünün derslerine gidiyordum. Gerçekten Metin Ersan bizim okulda derslere geliyordu İstanbul Üniversitesi'nde. Oğuzhan Tercan iyi bir sinemacıdır, yönetmendir aynı zamanda derslere geliyordu. Ve ben fırsatlı Oğuzhan Hoca ile arkadaş da olmuştuk. Onun film çözümleme derslerine falan girerdim. Ve işte fotoğrafçı olarak da okulda karanlık oda yani orada karanlık oda imkanımız vardı. Karanlık oda çalışmaları yapabiliyordum falan. Ama daha çok sinemayı okuyarak, teorik olarak, kitaplar okuyarak falan kendimi yetiştirmek sürecindeydim. Oldu mu bir şeyler peki üniversitedeyken yani böyle yok, denemeler falan yoksa? Ya sadece hikaye senaryo yazmak şeklinde belki bir şeyler vardı yoksa değil. Bir iki sinema atölyesi o zaman işte kısa film atölyesi ve benzeri şeylere gitmiştim. Nereden başlayacağımı da bilmiyordum. Nasıl oldu? Biraz tesadüfle biraz işte şey depremden sonra okuldaki fotoğrafçı arkadaşlarım deprem bölgesinde çocuklara rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fotoğrafçılık öğretiyorlardı. Ben de imreniyordum. O zaman Star Gazetesi'nde ekonomi muhabiriyim. Yani nasıl bir hayatta yaşıyorum? Beyoğlu'nun tarla başında. Gene gerçekten bu süreçlerin hepsinde... Tam, gerçek hayatın varoşun tam göbeğindeydiniz. Evet, tarla başında oturuyorum gerçekten. Okurken oluyor değil mi bunlar? Tabii, 2000 okurken aynı zamanda çalışıyordunuz. Önce sabahta. 97'den 2000, 98'den 2000'e kadar Ali Beyköy'de o Haliç dramıyla beraber kokuyu dinleyerek okula gelip gitme. Sonra da Taksim dünyasına biraz yakın olmak şeyle tarla başına taşındım 2001'de falan.
şey ekonominin foto muhabiriyim. Gerçekten şaka değil. Ben gündüzleri şeyle Sabancı'yla, Koç'la falan oturuyorum. Sohbet ediyorum ama. Akşamları tarla başında, oturuyorum ama akşamları. Yani Sepetçiler Kasrı'nda, hammamda böyle Gülbüz Çapan'ın mekanı. Hani o zamanlar çok büyük bunlar televalelerde, konu olan yerlerde. Öyle yerlerde böyle çok kıyak mıyak takılıyoruz ama. Yani stajyer maaşıyla çalışıyorum ama. Evet. Yani bugün kaç para? Asgari ücretle ne az bugünün parasıyla. Evet. Ve İstanbul'da bunlar komik rakamlar. Gene de ailemden yardım alıyorum. Abimden, ablamdan falan. Ve gerçekten bazı gecelerde yürüyerek gidiyorum. Mesela şeyde Sarayburnu'ndadır çoğu o akşam yemeklerinin yapıldığı yerler. Hammam restorant yani. Tarlabaşı'na oradan yürüyerek gidiyorum. Bazen de mesela sabah kahvaltısına da Çırağan'a gidiyorum. Ya da Dımarmara'ya. Yürüyerek. Hani sözüm ona güya haber takip edeceğim diye ama hayır, parasızlıktan. Gerçekten ev arkadaşımı da alıp götürüyorum. Dımarmara'da da biz kahvaltı yapıyoruz falan. Ekonomi muhabiri olma kimliğiyle. Oysa ki paramız yok yani. Ekonomi değil mi? Çok karikatürdür. Öyle bir dönemde deprem oldu işte. Fotoğrafçı arkadaşlarım deprem bölgesinde böyle hayırlı bir iş yapıyorlar. Kıymetli bir iş yapıyorlar. Biz de önemsiyoruz yani onu. Heves ediyorsunuz. Heves ediyorum. Katılmak istedim. Ben de istedim. Yani ne yazık ki bir tane daha deprem oldu. Ondan sonra bir de Kasım'da oldu. Buna bu sefer onların ekip de yetmedi. Yeni fotoğrafçılar dahil olma gereği doğdu. Şefime söyledim Star Gazetesi'nde. Kulakları çınlasın. Abi bana iki gün verin. Yani bir gün iznim var. Cumartesi. Pazarı da verin. Gideyim yani bir işe yarayayım. Bunda zaten ne kadar para veriyorsunuz ki? Hayır, olmaz öyle bir şey dedi. Ben de rest çektim. Yani dramatik kırılma anları insanın hayatında. Böyle şeyler. Ben de ulan yani vazgeçtiğim para ne ki? Vazgeçtiğim kariyer ne ki yani? Star Gazetesi'nde ekonomi foto muhabiri. O zaman yapmıyorum dedim. Değerli bulduğum iş için gittim. Böyle şeyleri önemsiyorum mesela gençlere anlatırken. Hakikaten yüreğinizde duyduğunuz, kendinizce değer verdiğiniz bir şeylere de bedel ödersin. Ben onu da orada hesap kitap etmeden gittim. Bu işi yapmak istiyorum diye. Düzce'nin Gölyaka ilçesinin bir köyüne işte gidiyoruz. Fotoğrafçı arkadaşım beni o projenin koordinatörleriyle tanıştıracak falan. Olay ne? Bir tane kamyonumuz var bizim. O da bir önceki ekipten kalmış. Arkası karanlık odaya dönüştürülmüş. Orada yapmışlar. Yani Düzce'nin başka bir köyünde yapmışlar bunu. Bir sivil toplum örgütü yapmış. Arkası karanlık odaya dönüştürmüş. Iveco kamyonu, hani bu pazarlamacıların kamyonları var ya, kasa yani. Yapılamayacak bir şey de değil. İçine alüminyum kaplama yaparsan bir kapı zaten kocaman oluyor, siyah karanlık. Karanlık oda oluyor. Kaç kişisiniz? 4-5 kişi falanız. Yani her biri bir birim. Yani ben Düzce'deki atölyeyi açacağım, kuracağım. Sabit atölyelerimiz olacak. Köylerdeki okullar boşaltıldı ya, okullarda bir odayı, müdür odasını sabit karanlık oda yapacağız. O bu ekibin fotoğraf vakfı bu. Bu ekibin bir de kamyonu var. O kamyon deminki dediğim kamyon. Hafta sonları kamyonla gidiyoruz. Bizi bırakıyor kendi köyümüze. Köyde kalıyoruz. Çocuklara karanlık oda dersleri ve fotoğrafçılık öğretiyoruz. Ne yapıyor çocuklar? Deprem sonrası tamir edilen evler, yeniden yapılan evleri falan ya da düğün, cenaze vesaire belgeselliyorlar, fotoğraflıyorlar yani. Biz onları takip ediyoruz vesaire. Fotoğraflarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Evet, sergiler de gerçekten dünyayı da geziyor bu sergi, çıkan sergiler. Hmm. Onlardan çıkan sergiler bayağı ülke gezdi. Ve diğer günlerde de kamyonla atıyorum mesela nerede festival var? Hakkari'de var idi gerçekten. Hakkari'ye biz iki defa İstanbul'dan bir Iveco kamyonla gittik. Özcan Yurdalan isminde çok değerli bir Türkiye fotoğraf tarihi kültüründe de önemli yeri olan bir abimiz. Onunla Hakkari'ye gittik. Diyarbakır'a, Mardin'e, bu tarafa Didim'e, Isparta'ya, Erzincan'a vesaire gittik. Gittiniz oradaki çocuklara, yine köydeki karanlık çocuklara oda, karanlık dersleri, oda. Bu iki gün, üç gün süren uygulama. Şöyle. Mobil atölye öyle. Öbürleri gibi değil, kalıcı değil, deprem bölgesindekiler gibi değil. Mobil karanlık odaya giriyorlar çocuklar. Bir fotoğraf kartını, pozlamasını öğreniyorlar, banyo aşamalarını öğreniyorlar falan. O büyüğe giriyor yani çocuk. O, ayarını bozuyoruz yani çocukları. O büyüğü, o kimyayı alınca tabii başka ufuklar geliştiriyor. Ufuklar. Gerçekten önemli bir etkisi olmuştur onlara muhtemelen. Şimdi bunu ne için anlattım? Bu süreçte ben gidip gelirken aynı zamanda oraya senaryo dersleri vermek üzere gelen çok değerli senaryo, televizyon senaryo çevresinin çok iyi bildiği bir isim abi de senaryo dersleri vermeye geliyordu. Kim o? Ayhan Sonyürek. O da Yavuz Turgul'un asistanı Süper Baba'da. O dönem o da bazen bizim işimizde oluyor böyle, taca çıkabiliriz, işsiz kalabiliriz yani, ya da o dönem çalışmıyordur, olur o. O da o boş zamanını daha hayırlı bir işe
vakfetmek için oraya gelmiş bir abiydi. Evet. Onunla arkadaş olduk git gel İstanbul'a bir dakika. Yollarında. Şimdi orada işte yarım kalan tamamlayalım. Bu esnada baba ne dedi? Ha işte şimdi o, baba. Bundan önce Erzincan'a bir festivale gidiyorduk. Bunu geçen de bir arkadaşım anlattı. Fotoğraf kamyonuyla. Gazetecilik yaptım olmadı bıraktım falan para. Şimdi işte bir kamyonun sırtında geziyorum. O da köylü baba. Erzincan'a giderken bilmeyenlere söyleyelim. İstanbul'dan Erzincan'a gidilirken Havza'ya uğranılıyor. Buna bazıların coğrafyası şaşıyor ama öyle bir yol var. Evet. Ladik'ten falan gider. Neyse tabii. Biz de Havza'ya babamlara uğradık. İşte babam Özcan abiyle böyle güzel sohbet muhabbet çünkü hani o eskiler her insanı kitap görürler. Özcan Yurdalan ki Hindistan'a Kanuni Sultan Süleyman'dan çok gitmiş. Dolu kitabı var. İran Doğu kaşifi bir herif. Evliya Çelebi gerçekten. Evet, evet. Sonra çok hoşuna gitti ama sonra işte bizim gitmemize yakın beni kenara çekti babam. Ne yapıyorsunuz la siz dedi. Nasıl yani? Oğlum nedir bu olay dedi ya kamyonla dedi sen kocaman herif oldun. Bu herif ayrı böyle geziyorsunuz falan. Ne yapıyorsunuz siz? Baba dedim işte çocuklara fotoğraf öğretiyoruz falan. Sanat falan. Sanat yapıyoruz falan. Yani anlamasını, saygı duymasını bekliyorum. Babam sinirlendi. Ne sanat ulan? Sen ekmeğe bassana. Ne iniyor sanat? O kadar bir sınıfsal bir şey ders verdi ki. Ve haklı. Gerçekten de. Ben tabii çok sinirlendim. Yani neden bizim işimize saygı duymuyor etmiyor falan diye. Özcan abi duymuş tartışmamızı. Yola çıktıktan sonra giderken dedi. Ne diyordu baba dedi. Neye itiraz etti? Anlattım böyle yani. Ne iniyor sanatı ekmeğine bak diyor. Ay doğru söylüyormuş baban dedi. Sen dedi bir yandan iş gelir bir şey sağlaman lazım baba. Tamam abi biz de biliyoruz yani daha önce de işte zaten muhabirlik yaptı falan yapacağız ama. Şimdi, neyse bu bizim vakfın mottosu oldu abi bir dönem şöyle. Bir yer bizi çağırıyor mesela. Başka bir vakıf, dernek, belediye. Yine bu işte önceden, fotoğrafla ilgili. He, evet gelin bizim çocuklara da ders verin. Ücretsiz gidiyordun. Sergiye, önceden ücretsiz gidiyorduk ya da sadece yürümeye, yol parası şeyine gidiyorduk. Sonra abi yani ne iniyor sanatı biz falan demeye başladık vakıf toplantılarında. Babanızın böyle bir o zaman tabii, tabii, her toplantıda oldu. Onu soruyorduk. Yani ne veriyorlar bize gidiyoruz ama ne iniyorum sanatı. Böyle bir ufuk açıcı oldu baba. Sonra orada o bahsettiğiniz arkadaş Yavuz Kurum'un. Evet, Ayhan Sonyilek bir sonraki senaryo işinde beni asistan olarak çağırdı. Neydi o? Kurşun Yarası. Ne kadar süre birlikte vakit geçirdiğinizde sizi çağırdı? Yani 4-5 orada ay. Bir ışık görmüş olsun. Tabii. Işık görmüş demek tabii, ki. Tabii orada kalıyorduk ama gidince köyde şantiyede yatıyorduk biz. Orada atölyemizin dibinde yatıyorduk. Çünkü orada bir de evler yapılıyordu falan. Şantiye düzeni vardı yani. Hoşumuza da gidiyordu. Orada kalıyorduk haftada iki gece, bazen bir gece. Hani kalıyorduk. Arkadaşlığımız gelişebiliyordu, sohbet edebiliyorduk tabii, yani vakit ayırıyorduk. Tabii, kuşkusuz. Orada siz hayallerinizden muhtemelen bahsettiniz, yapmak istediğiniz şeylerden. O zaten evet. Önünüze bir rehber olarak evet. Duruyordu. Evet. Sonra Kurşun... Kurşun Yarısı diye ATV'de çökertmeden çıktı da Halil'im türküsünden esinlenen bir dizi başladı. 2004 herhalde, tam evet öyle olmalı. Ona asistan olarak çağırdı beni. Ne demek yani neler yaptınız? Yani gel takıl işte öğren. Yani gerçekten dünyada da Türkiye'de de senaryo zanaatı biraz daha çok da usta çırak ilişkisiyle öğrenilir. Tamam okullar var, iletişim fakülteleri, sinema TV bölümleri ya da sinema diyorlar orada dersler alınıyor ama neticede televizyon sektöründe senaristlik mesleğinden bahsediyoruz. Türkiye için sinemada değil yani sinema için bir senariste birileri iş sipariş ediyor da sırada başka senaryo bekliyor falan gibi bir şey yok Türkiye'de. Sinema filmi en iyi haliyle son 10 yıldır senede 100-150 tane üretiliyor. Bu bir sektör değil yani. 100-150 kişinin ekmek yediği bir iş için şey yapılmaz okul. Ama televizyon için öyle değil. Hani televizyonda o nedenle zanaat kısmı da önemli, ustaçırak kısmı da önemli bizde. Geleneği var yani öyle bir rajonu. Hala var değil mi? Tabii hala adeti var. Öyle çağırdı yani. Çağırdı denir bu. Usta seni çağırdı falan. Hı. Çağırdı biz de yani zaten istedim ben önce. O da işte. Talep etmiştin sen tabii, zaten tabii. Böyle bir şey. Hani senin dediğin gibi abi beni de alsana falan. Hep soruyordum hani işi olacak mı oldu mu falan. En sonunda asistan olarak gel dedi. Ne yapıyor asistan işte? Kurşun Yarısı. O dönem işi olduğu için. Çok araştırma konusu mevzu bahis. Hemen hızlı, eğlenceli bir şey anlatayım, anekdot tabii. İsterseniz. Gazetecilikten geliyorum ya, bu araştırma konusunda şeyiz biz, biraz arsızız. Mesela Kurşun Yarısı'nda izleyiciler bilirler, o dönem işi işte. Kaymak, padişah
bizim esas olanımız kaymakama odalı kızlardan birisini başarısından ötürü hediye etti. Yani var böyle hikayeler. Padişah kaymakamımız da esas olan, bu pek hoşuna gitmiyor yani. Aşık olmadığı bir kadını emrivaki yapılma. Emrivaki bunun adı tabii. Yani. Aşık oldu da başka bir kız var ama padişaha da nasıl hayır diyeceksin yani. Bu bir dram. Ve bu hikaye cümlesi bizim hoşumuza gitti. Bunu işlemek istiyoruz. Ve Aslı Tandoğan oynuyor işte odalı kızı falan. Önemli bir karakter, oyuncu. Efendim evlenme, medeni, dini nikah o dönem için nasıl yapılacak konusu araştırma konusu. Ayhan abi ödev verdi. Bilal hadi göster araştırmacı gazeteci kimliğini. Ben de çat gazetecilik rahatlığıyla merkezden arkadaşlardan öğrendim. İlber Ortaylı'yı aradım. Ve özetledim. Hocam iyi günler. Biz ATV'de yayınlanan Kurşun Yarası dizisinin senaryo ekibi araştırmacısıyım. Böyle bir olay var. Bu konuda bilginize başvuruyoruz. İlber Hoca yani çok o meşhur tavrıyla. Aa, ne münasebet efendim? Aa, böyle bir konuda İlber Ortaylı mı aranır yahu? Öyle mi dedi? Tabii çok tam onu kendine göre bir şey. Çok büyük münasebetsizlik falan dedi. Kapat, kapat. Kapattık her şeyde. Ama ben pes eder miyim? Hemen ardından Hüseyin Hatemi'yi aradım. O doğrudan muhatabı. Konuda. Tabii medeni hukukçu. Ona da özetledim. O da nasıl bak fark var. Aman efendim ya. Çok etkilendim. Demek bizim ülkemizde bu konular bu kadar ciddiye alınıyor falan. Onu rica etsem konuyu tam böyle soruyu özüyle sorarsanız yazıyla mail atarsanız. Cevap vereyim ben de size. Ben de biraz çalışayım madem bu kadar bu işler önemli. Bak medeni hukukçu da ben bile çalışayım cevap vereyim diyor. Ve şimdi ben havaalanına gidiyorum konferansım var. Bakarım çalışırım cevap veririm ama bizim onu hemen o gece yazıp şey yapmamız lazım bunu hocaya da anlatamayız. Neyse ben hani buldum nereden bulduysam cevabını yazdık. Bir hafta sürmedi gerçekten Hüseyin Atem'den bir cevap geldi böyle tuğla gibi bir kitap yani 10 sayfa 15 sayfa. Şöyle olursa böyle böyle olursa böyle şu aşamasında böyleydi şu tarihe kadar gerçekten biraz spesifik yönü var. Cevap geldi ama hani biz en gene olabilecek makullükle cevap verdim. Öyle bir işte gazetecilikten gelmenin güzel bir şeyi Kurşun Yarası deneyimi böyle oldu. Evet. Ondan sonra Ayhan hocayla sil baştan yaptık Most'un işte 4-5 bölüm. Ve ondan sonra bir daha bize dedi hani siz kendi yolunuza yürüyebilirsiniz. İki kişiydi o iki işte de beraber yeni aldı. Artık hani siz kendi başınıza iş yapabilirsiniz dedi bizi. Attı denize. Biraz öyle mi oldu? Sil baştan. Evet sil baştan da o ayrılırken dedi ki patrona Güloğuz'a, Most'a. Bunlar hep bizim çocuklar yapabilirler. Ben ama çalışmak istemiyorum. Yani bırak, devam etmeyeceğim dedi. Biz kerecikten kaldık. Ayhan Hoca bıraktı. Biz başka yolumuza devam etmiş olduk öylelikle. Ne oldu peki? Nasıl? Başarılı oldunuz mu sonrasında? Evet. Ne oldu? Yani, nasıl evet, oldu? Evet. Yani o süreç nasıl oldu? O projeye özel başarılı olduk mu tartışılır. Çok. Yok. Yani siz kendi adınıza ilk defa yüzmeye başladığınız zamanki ilk projenizin ismi ne oldu? Ve nasıl geldi o süreç? Nasıl oluştu? Sil baştan da Ayhan'la gene başlamıştık. Tam öyle sayılmaz. O bittikten sonra Aşka Sürgün'e bizzat kendim çağrıldım isimle. Evet Bilal Babaoğlu iyi bir tretman yazarı, hikaye yazarı, iyi bir senaristtir. Hani öbür işteki yapımcı oradan tanıyor olduğu için. Tomris Hanım, Tomris Kiritlioğlu senarist arıyorum deyince öbür Sil baştandaki yapımcı Bilal Babaoğlu ya Ayhan'ın asistanlarından başarılabilir diye önerdi ve gerçekten de bana geldi iş. Gittik o işi o zaman çeken yönetmen kısmen tanıyordu Cemal Şan. Bunlar hepsi bilinen isimler yani. Sonra verdiler işte bize Aşka Sürgün'ü. Aşka Sürgün'de Mahzun ve Beren'in oynadığı bir dizi. Siz bilmiyor olabilirsiniz ama izleyiciler biliyorlar bunu. İlk 16 bölümü oynamış idi. İkinci sezona girerken yeni senaryo ekibi oluşturuluyor idi. Ve sıfırdan oluşturuluyordu. Ve öbür ekip de bir satır bir şey bırakmamıştı yani. Böyle miras kalmamıştı bize. Böyle anlatılır yani. Mirasımız da yoktu. Sıfırdan. 16 bölümü izledik. 3 gün, 5 gün vermiş Tomris Hanım. Tasarıyla gelin, projelendirin yani. Bu proje nasıl devam eder diye bana sunum verin. Ona göre bize işi, bana işi verecek ya da vermeyecek yani. Ben işi alacağım ya da alamayacağım. İzledim. Nedir? Esas olan Irak'a gitmiş. Mahzun, Kırmızı Gül.
kamyon şoförünü, kendi şoförünü, petrol şirketi sahibi esas olan bu İstanbullu. Berdel usulü Mardinli bir kızla evlendirilmiş. Kendileri de aslen Mardinliler ama hikayeden bahsediyorum. O aileyle bir husumetler, kan davalarını çözmek için var ya, esas olanın dramı bu. Berdel usulü evlendirilmiş. Ha, İstanbullu iş adamı falan ama Berdel'e de hayır diyemiyor bir yandan. Her neyse, Beren yani, o zorla evlendirildiği kız da Beren'e de hayır diyor yani aslında. Ve iş sahibi, sorumluluk sahibi bir adam olduğu için kamyon şoförlerinden birisi Irak'ta esir edildiği için, ki o dönem öyle bir olay vardı, hatırlatalım, gençler unutmuş olabilir, Irak'a müdahale edilmişti. Hani Saddam'ın devrilme süreci meselesinden bahsediyorum. İyi bir savaş hali vardı yani. Nasıl toparladınız 3-5 günde? Ben o gece olabilecek şeyleri yazdım. Şunu ama gazetecilikten de biraz bildiğim için. Şimdi gündem bir konu o. Irak'ta şoförlerin rehin tutulması. Hakikaten birçok yaşadığımız da durumdu. Hı-hı. Türk şoförler, o da rehin tutuluyordu. Ve bu konunun hemen her aileyi aşağı yukarı ilgilendirir bir meseleye dönüşmüştü. Buradan bunu ana hikaye yapabilirim dedim. Gazeteciyim ya bir de. Yani 3 günde ne yapabilirsin ki? Bazen de öyledir. İnandığın ve o an için doğru bulduğun bir şey doğru işle yeter ki. Evet. Doğru etkili işte. Onu ana omurga yaparak bir hikaye kurdum. Oraya da bir hikaye kurdum. Ve orada da tavrım vicdanlı. Yani böyle Mahsun'a bayağı bildiri okutturdum ben, ki televizyon tarihinde önemlidir. Irak Iraklılarındır falan. Amerikan müdahaleciliğine karşı çıkan falan. Böyle onurlu bir metindir gerçekten. Mahsun'un ağzından ATV'de ben bunu söylettirdim. Mesela böyle önemli görevlerimiz var televizyon yazarlığı ve bunlar bizi heyecanlandırıyor. Neyse. Sonra Tomris tabii 3. 4. bölümden sonra büyük yapımcı Tomris Kitlon diyor, buradan çıkmamız lazım, çok maliyetli orada kalmak. Doğru. Ben dedim çıkamayız çünkü başka bir hikayemiz yok. Yani bari hani bir bölüm daha idare et, o zaman da hikaye bulmaya çalışalım. Ve en azı başarılı olduk biz o işte. Yönetmen de destekledi. O işte ne kadar 16'dan aldım 50'ye kadar falan biz devam ettik. Başka senarist arkadaşlarım eklendi ve oraya eklemlenen, o zaman benden sonra dahil olan İlker Barış, şu anda meslek birliğimizin başkanı. Gene o işe benden sonra dahil olan, ama bunların hepsi çok büyük isimli senaristlerdi. Neşe Çeyiz. Biz üçümüz ekip olduk. Ondan sonra Tomris'le ya da başka yapım şirketiyle biz üçümüzün ayrıca yaptığı 3-5 tane dizi vardır. Çok orada güzel. Kuruldu işte. Sonra neler vardı? Bunun içerisinde başka şeyler de girdi. İşte Asi girdi, Genco girdi. Evet. Değil mi? Asi de Tomris Hanım'ın işi. Gene hani beni biliyor, iyi bir hikaye yazarı, iyi bir şey, tretman yazarı olarak. Asi'ye de ben sonradan dahil oldum. Oranın ekibi zayıflayıp bir destek ihtiyacı duyduğunda, ikinci sezonda gene bana görev verin hikayesinde bir başka arkadaşım da. Şöyle değil yani, şöyle bir şımarıklıkla söylemiyorum bunları. Televizyon yazarlığı işi çoğu zaman ekip işi. Bunların hepsinde benimle beraber hep diğer senarist arkadaşlarımın hepsinin de büyük ciddi emeği ve gayreti vardır. Fikri emeği de, fiili emeği. Gördüm onu da bugün. Hepimizindir yani bu, o anlamda. Değerli izleyiciler, bu pazar günü yine bir senaryo ekibiyle Bilal Babaoğlu, birlikte çalıştığı arkadaşları, öğrencileri hatta diyelim. Öğrenci mi tabii? Onlar daha yeni yetişiyorlar. Yeni yetişiyorlar. Ama yine de bu özellikle belki Mustafa Kemal'in hikayesinin anlatıldığı filminde içerisinde yer alabilecek potansiyelde ya da durumda olan arkadaşlar bunlar da geldiler. İşte birlikte bir yine atölye çalışması yaptılar. Martıların Efendisi filminde. Yani bir ekip halinde hareket ediyorsunuz, onu anladım. Senaryo ekibi, yapım ekibi. Tabii. Yani senaryo işi bunu gerektiriyor. Hem televizyon için daha da çok gerektiriyor. Çünkü televizyon dizileri çoğu zaman diğer başka nedenlerle beraber 7'den 70'e yazılmak zorunda kalıyor. Genel izleyici dediğim şey böyle bir şey. O zaman öyle olunca her yaş grubunun zevki, beğenileri, o zaman çeşitli olması ekibin iyi bir şey oluyor. Yani farklı yaş kuşağından insanlar, farklı disiplinlerden, bilgilerden, kültürlerden insanların olması yararlı oluyor. Yani buradan şunu anlıyoruz o zaman. Şimdi kısa bir ara vereceğiz birazdan. İlk bölümde bunları konuşmuş olalım. Radyo televizyon bölümünde okuyan arkadaşlarımız, sinema bölümünde okuyan arkadaşlarımızın da bir tecrübe edinmelerinin yolu buna benzer çalışmalardan, stüdyoların içerisinde bulunmaktan ve tecrübe edinmelerinden geçiyor. Tabii, okullarda tabii. Bunu öğrenme şansları tabii. Yok. Ama hatırlatalım, Bilal Babaoğlu, değerli izleyiciler, 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2. dönemde senaryo yazarlığı ve sinema konusundaki birikimlerini oradaki öğrencilerle paylaşacak. Yol arkadaşım olacak. Ben de orada
programcılık, sunuculuk derslerine giriyorum sevgili Bilal'le birlikte. Şimdi tabii 45 dakika planlamıştık programı ama işte gördüğün gibi 45 dakika yetmeyecek. Bitti mi eserimiz? Bitti 45 dakika. İkinci bölüme geçeceğiz, kısa ara vereceğiz. 3-4 dakikamız daha var. Ama yavaş yavaş bir girizgah yapalım. Önce işte yönetmenlik kişi kimdi Bilal, bunları konuştuk. Sonra geldiği nokta işte özellikle senaryo yazarlığı, televizyonculuk konusundaki, diziler konusundaki yapısı. Ve ilk defa gerçek anlamda bir sinema yönetmenliğine soyundum ve Aşık Veysel gibi bundan 500 yıl sonra da yine konuşulacak bir anlayışı, figürü. Hatta şöyle ifade ediyorsun sen, ben filmi yapmaya başladığım zaman sadece sazı değil, sözünün ne kadar kıymetli olduğunu anladım evet. diyorsun. Orada bir şey var tabii. Oraya bir sondaj var, girmemiz gerekiyor. Evet. Ne var orada? Aşıklık geleneği ne anlama geliyor? Niye var? Aşıklık üzerinde konuşuluyor. Badeli aşık. Anadan aşık, babadan aşık. Ne anlatmış Veysel? Gözleri körken bile dünyayı nasıl bu kadar iyi algılamış? İşte senin ifadenle ne diyelim, Leyla'yı ararken Mevla'yı bulmak gibi bir dürtü evet. nasıl evet. var, niye var Anadolu'da ve sende nasıl bu oluştu? Normalde popüler işler yapan bir yönetmenken nasıl evrildin? Nasıl evrildin de böyle ağır bir konuyu bize göre masaya yatırdın ve çok da keyifli, çok da güzel bir çalışma ortaya çıkmış. 31 Aralık yani ne diyelim, değerli izleyiciler, 2016 tam senesinin son aylarında Aşık filmi bitti. Çekimi öncesi hikayesini Bilal Babaoğlu anlatacak bize birazdan ikinci bölümde. Fakat Reyna saldırısına denk geldiği için ve sadece 15 sinemada gösterime girebildiği için çok fazla belki bilinemedi ama aslında sanat çevrelerinde biliniyor. Anlaşıldı. Bir iki festival ödülü var. Festival ödülleri de oluşmaya başladı. Çok da güzel bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Biz iletişim fakültesinde birlikte arkadaşları izlettikten sonra üzerinde konuştuk. Bunu konuşacağız ikinci bölümde. Veysel'in dünyaya verdiği mesajı konuşacağız. Çocuklarını konuşacağız. Sizin önemli bir değişiklik yapmışsınız. İlk defa bir kere Veysel gibi, Aşık Veysel gibi bir anlayışı temsil eden kimseyi hiç hayatı boyunca oyunculuk yapmamış bir kimseden evet. bulup, getirip evet. seçmek. Üstelik de muazzam bir oyunculuk sergilemesi o kişinin. Sonra oradaki kayıtlarda saz çalan kişilerin çaldıkları parçaları daha sonra stüdyoya götürüp onu törpülemeden olduğu gibi yayına vermeniz, evet. gerçek sesler, gerçek tabiatın, doğanın seslerini işin içerisine koymanız çok böyle ne diyelim Emir Kusturica gibi bir hava katmış size. Bizim evet. emirimiz de iyi o konuda. Emirhan Kartal yani. Değil başarılı. Mi? O Tom Meister aynı zamanda. Ses mühendisi yani. İTÜ Konservatuvarı'da ses ya, mühendisi. Demek ki öyle bir... Yani hem sesleri aldı, hem müziğini yaptı, hem kendi çaldı söyledi yani. Görüntü sesin yönetmenliği. Akademisyeni gerçekten. Görüntü yönetmenliği de evet, müthiş bir iş çıkarmış. Onun dışında keman çalan arkadaşımız Karadayı dizisinde evet, Uğur Aslan hem müzisyenliğiyle hem oyunculuğuyla iz bırakmakta olan bir arkadaşımız. Bir oradan dönmüşsünüz işin içerisine tam Alevi Bektaşi anlayışının ezgilerini, çok özel ezgilerini yerleştirmişsiniz. Onu anlaşılır kılmak istemişsiniz. Yani çok yönlü bir mesajı bugünden ihtiyaç duyduğumuz dünyaya vermeye çalışmışsınız. Çok önemli bir birikim gerektiriyor böyle bir anlayışa sahip olmak için. Nedir sizi buraya iten? Bunu bilmiyorum. İkinci bölümde bize bunları anlatın, hikayesini Veysel'in. Yarısında programı böyle geçirelim. Sonra yarısında da gelecekte Mustafa Kemal'in hiç yapılmamış, anlaşılmamış, bilinmeyen bir anlayışıyla hayata geçirmeye çalıştığınız bir öyküsü yeni var. Yeni projemiz, evet. Misafir diyorsunuz. Hem de diyorsunuz ki bu meşalenin yakıldığı topraklarda ilk defa sizden ben cesaret aldım, cüret ettim diyen bir toplumun çocuğuyum ben. Bu beni çok gururlandırıyor. Bunun için benim bunun öyküsünü yazmam gerekiyor diyerek Mustafa Kemal'in evet. sözüne
girdiniz. Bu çok ilginç. Evet. Bu filmin yapılma şeklini de önemsiyorum yani. Bunlar işte de anlatın bize. Evet. Kısa bir ara vereceğiz efendim. Tamam. Değerli izleyiciler, Veysel filminin ikinci fragmanını da sizi baş başa bırakalım. Çok kısa bir ara verelim. Sonra Bilal Babaoğlu'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnan par etmez, güzelliğin par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Boyun gurdi ile gezerdi. Fikir başka başk olmasa, koyun kurdi ile gezerdi. Fikir başka başk olmasa, fikir başka başk olmasa.